السند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المسلمون اخوة الدين لا فضل لاحد على احد الا بالتقوى رواه الطبراني بابن نعيم عن محمد بن حبيب عن ابيه صدق الله فيما قال bu hadis-i şerifi geçen ders okumuş isek de ehemmiyetine binaen şimdi yine tekrar ediyoruz. Müslümanlar kardeştirler. Binaenaleyh birbiri üzerine hiçbir üstünlükleri yoktur. Ne bilgi cihetinde ne de servet cihetinde. Birisi der ki ben bu kadar okudum. Bu kadar seneler okudum. Bu kadar rütbeler aldım. Elbette benim bir üstünlüğüm olmasın, olur mu? Öteki de der ki ben bu kadar servetin sahibiyim, bu kadar mahiyetinde insan çalışıyor, onları besliyorum, yediriyorum. İnanın benim de bir üstünlüğüm olmasın mı? Hayır. Müslümanlıkta böyle bir dava yok. Lafız. Herkes bir. Sen zenginsen Allah vermiştir. Vazifen o. Öteki bilgindir, vazifesi neyse onun da o. Ama en hor gördüğümüz, fakir gördüğümüz mesela bugün misal olarak söyleyeyim, bir çöpçü, bir lağım temizleyen adam Müslümandır ama garip işte fakir, bu en hor bir işe, hakir bir işe şey olmuş, sahip olmuş. Onun kıymeti de çok üstündür. Eğer bu sokaklarımızı temizleyiciler olmasa, bu bizim şeylerimizi temizleyiciler olmasa, memleket pislikten gider. Öteki der ki ben böyle şey yapamıyorum yedir. Yapmam der. Öteki de ben de yapamam der. Sonra ne olacak o pislikte? Bir hastalığa sebep olur. Demek ki onu da Cenab-ı Hak öyle yaratmış ki o da onu yapıyor. Memlekete o da bir bakımdan hizmet ediyor. Benim yapamadığım hizmeti o yapıyor. Senin yapamadığın hizmeti o yapıyor. Yani onun da kendisine göre bir şeysi vardır, kıymeti vardır. Fakat bunlar hep ayrı. Asıl iş Müslümanlık da hiçbir kimsenin kimseye üstünlük taslamaya hakkı yok. Ancak takva cihetinden, Allah'a kurbiyet cihetinden, Allah'tan korkma cihetinden kimin üstünlüğü varsa üstün olur. Yoksa para, servet, şu bu, bunlar boştan ibarettir. Şimdi bakın bunu bir evvelki hadis-i şerifte buyurulmuştu ki El-Müslimûne yed, bütün Müslümanlar bir eldir. Bir el, iki el değil. Müslümanlar böyle bir el olur. Yani Müslümanlardan en hor ve en hakir, en geri bir insan mesela hakler oluyor da mesela kazanılıyor hak memleketlerden. Giden memleket insanları içerisinden efendim işte vurulur, kesilir bir şeyler olur. O sırada bir adam diyor filan 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 benim himayemin altındadır diyor. Ona kimse erişemez diyor. Benim himayemin altındadır. Ama hor bir adam. Mesela çöktü bizim Ahmet'e. Demiş ki filan 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 lan benim himayemdedir, benim himayem altındadır. Buna kimse erleşmesin. Müslümanlar o adamın sözüne itibaren o adam o söz verdiği insanlara, bildirdiği insanlara erleşemezler. Mesela büyük bir kumandan nasıl ki filanlara erleşilmesin dediği vakitte kimse erleşemiyorsa bu zayıf adamın da dediğine mum yapıştırılır, onun kuna da kimse erleşemez. Çünkü hepsi birdir. Öteki paşadır, belikidir, işte dümen neferidir. Fakat hepsi birdir yani. İki değil. Ne kadar Müslümanlıkta bak görüyor musunuz? Ne büyük birlik var. Şimdi bakın bunun altında diyor ki Müslümanlar cesedi vahid, bir ceset gibidir. Şimdi anlatamadı çünkü yet dedi anlaşılmadı. Daha bir izah. Kel cesedil vahid, bir ceset gibidir diyor. Bütün insanlar bir ceset gibidir. Nasıl ki bir ceset birçok parçalardan terekkül etmiştir. Bir İslam camiası da böyle birçok insanların birleşmesinden meydana gelmiştir. Nasıl ki bir cesetteki bir parçaya dokunursanız her tarafınız istirab içerisinde, acı içerisinde, acıyı hisseder. Binaenaleyh o niçin vücut birbiriyle ilgili ve bağlıdır. İlgili ve bağlı olduğu için bir taraftaki ufacık bir rahatsızlık bütün vücuda sirayet eder. Müslüman da böyle olması lazım. Bütün Müslümanlar şart yok. Nerede olursa olsun. Hep cesedi vahid, hepsi bir cesettir. Şarttaki bir Müslümana ufacık bir ıstırap gelse, bütün Müslümanlar onun ıstırabıyla ıstıraplanması lazım gelir. Bu olmuyorsa, mesela maazallah, bazı vücutta bazı hastalıklar
orasının kesilmesini icap ediyor. Mesela kolu hasta olmuş, gangren diyorlar mesela, farz edin. Kesilmesi lazım, kesmezsek vücuda sirayet edecek, vücut gidecek. Adama diyorlar ki bunu kesmek lazım buradan. Razı oluyor. Ama şimdi oraya bir ilaç sürüyorlar, morfin diyorlar adına. Adamın güzelce elini veya ayağını kesiyorlar, hiç duymuyor bile. Bakıyor ki kesilmiş, kurtuldu hastalıktan. İşte bu morfin nasıl ki acıyı duyurmuyorsa birinin diğerine olan acısını kesiyor aradaki irtibatı. Bugün Müslümanların arasında irtibat tamamıyla kesilmiş, birinin acısıyla diğerinin hiç ilgisi olmuyor. Birinin acısıyla diğerinin ilgisinin olmaması morfinin tersiydi. Morfin yoksa yalnız doktorlarda, hastanelerde olmaz mı? Morfin her tarafta. İşte söz, insan hakikaten çok büyük bir mahluk ama bir cihetten de hayır zayıf bir mahluk. Bulunduğu mıntıkanın tesiri altında kalmaktadır. Bulunduğu camia, mıntıka, hangi camiaysa, bakıyorsun orada yetişen insanlar o camiaya bağlanmışlar. Mesela Allah'a diyor, Fransa'daki Fransız, İngiltere'de İngiliz, Amerika'daki Amerikan, oranın hayatından. Bir vakit Almanya'ya gitmiştik de, bizim elimize bir defter verdiler. Siz de bir şeyler yazın böyle dedik diye. Dedik ki, İslam dini çok yüksek bir dindir, sizin de Müslüman olmanızı içten temenni ederiz diye bir şey yazdık. Dediler ki, senin bu kadar Alman cehenneme gidecek de dediler, biz cennete gideceksek bu olmaz dediler. Bunlar nereye, biz de oraya. Yani bu kadar Alman cehenneme gitsin de biz fırsız olmaların içerisinden cennete girelim, bunu aklımız kabul etmez dediler. Bunlar nereye, biz de oraya. Pekala, demek ki insan camiasına bağlı oluyor. Bulunduğun, mensup olduğun camia, hayırlıysa hayırlı insan yetişiyor orada. Hayırsızsa hayırsız insanlar yetişiyor. Onun için dindarlar arasında bulunduğunuz müddetçe dindarsınız. Dindarların arasından ayrılıp da dinsizler arasına karıştığınız takdirde sizin bilginiz bakarsın birer 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 sökülüp kaybolup siz de bir dinsiz olup çıkarsınız ortaya. Onun için Müslümanların çok güzel teşbihler, tabirler vardır. Hristiyan hanımlarıyla, Hristiyan hanımlarını bile Müslüman hanımlarına demişler ki, Hristiyan hanımlarıyla saklanın, örsün, onlardan kaçının. Çünkü onların Hristiyanlık adetleri usul usul size de sirayet eder, haberiniz olmaz. Morfin çünkü usul usul işler, fakat sizi de bakarsın onların adat annelerine yaklaştırır, bilmeden, farkına varmadan şeyinizden çıkarsınız, camianızdan çıkmış olursunuz. Ne güzel şeyler söylemişler. Onun için cesedi vahide çok dikkat etmemiz lazım gelirken, maalesef bugün bundan çok ve çok uzak değil, çok uzak. Sebebi, bulunduğumuz dinin kadrini bilmekten aciziz ve bulunduğumuz dini layıkıyla bilemiyoruz. Bursa'dayken bu sefer bana bir sual sordular. Bir arkadaş dedi, hoca efendi, ben dedi, Yunus'u okuyorum. Mektepte öğretmen. Yunus'un beyitlerinden ders ediyor talebelerine. Şöyle bir beyte rast geldim. Beyit ezberimde yok ama onun şeysine göre Yunus demiş ki 72 millet demiş, benim ilimde birdir demiş. Yahudi, Kifrit, Ermeni, Rum, ne olursa olsun hepsi benim benimde müsavidir demiş. Dedi ki, Müslümanlıkta iyileri sevmek, kötülere de buğz etmek var. Ben bu ikisini birleştiremedim dedi. Bu Yunus ne diyor, Müslümanlık ne diyor? Bu ikisini birleştiremedim, ne dersiniz dedi. Dedim, ben pek bilmem bu şeylerin işlerine pek akıl da ermez de sofuların. Yalnız Mevlana da demiş, işte Rum da olsan gel, Ermeni de olsan gel, Çıbut da olsan gel, ne olursan olsun gel benim camiama. Benim camiamın içerisine girdiğin takdirde senin Yahudilik de kaybolur, Ermenilik de kaybolur. Hepsi gider olursun güzel bir Müslüman o camiye girdiğin takdirde. Şimdi bu Yunus'un sözü. Müslümanlar cesedi vahid olduğu gibi bütün mülkteki eşya Allah'ındır. Yeryüzünde ne kadar eşya görüyorsanız hepsi Allah'ındır. Yapıcı Allah, yaratıcı Allah. Onu Ermeni yaratmış, bunu Rum yaratmış, onu Gavur yaratmış, onu da Çifut yaratmış. Her birisi çeşit çeşit. Fakat sahibi Allah. Değil mi? Sahibi Allah. Bu şekilde yaratmış. Onun sahibi Allah olduğu için mesela çeşit mahluklar var. Bugün bize zararlı hayvanlar da var.
mikropların zararlarını öldürüyoruz. Yararısı gene Allah'ın. Sebep niçin yaratmış öyleyse o zararları? Ona bizim aklımız yemez. Mücadele dünyası. Yaratmış. Fakat faydalısı da var, zararlısı da var ama yaradan Allah. Yaradanın yarattığı için seviyor onu Mevlana. Yunus. Yaradanın hatırı için seviyor. Bir adamın köpeği var. Bir ağanın, beyin, paşanın kapısında bir köpeği var. O köpek paşanın hatırası için ya o ağanın hatırası için köpeği dövemezsin. Sopa vuramazsın, taş atamazsın. Çünkü ağanın köpeğidir o. Atarsan taş, sopa, kurşun seni döverler. Niçin? Onundur o. Binaenle bu mülkün içerisindeki bütün varlıklar Allah'ındır. Kimse iyi, kimse kötü. Senin gözle bakma ona. O gözle bakma. Allah'ın yaratığıdır diyerek de bakacaksın. Allah'ın yarattığı her şey de güzeldir hakkı zatında. Çirkinlik bize göre. Allah eksik ve çirkin bir şey yaratmamıştır. Hepsi güzeldir. Ya da bize göre nasıl bazı insan trende giderken aldanır. Bakarsın ki yer gidiyor gibi görünüyor. Vapur da aldanır. Vapur gidiyor, deniz gidiyor gibi görünür. Halbuki giden sensin. Ama aldanıyor. İşte bunun gibi birçok noktalardan aldanışımız vardır. Binaenli, bize lazım olan tarikat, şöyle bir tabir de vardır, şeriatta. Şu senin, bu benim. Şeriat. Bu benim ya. Ellişe sen buna dersin. Hakkı bu benim. Şeriatın kanunu var, hududu var. O hududu ayırmış. Bu ev senin, senin. Kimse ona ellişemez. Ama bak şimdi, erbab-ı tarikat olursan bir mertebe yükseldin oldun yani. Bir mertebe yükseldin, tarikat sahibi dediler sana. Adın adı, adlı değil bu. Hem senin hem benim diyor. Ben de istifade ederim da. Sen diyemezsin ki bu benim, girme kapından içeriye. Gel kardeşim gel, sen de sığın burada. Bir odası bana, bir odası da sana dersin. Acırsın. Onun dışarıda kalmasını istemezsin. İçin yanar. Sızlarsın, alırsın içeriye. Kemale geldin mi? Acıyı duyarsın. Cesedi vahittir. Acıyı duydu, onun için aldı içeriye. Yok girme diyemezsin. Binaenaleyh, insanlar tekemmül ettiği vakitte, üstünleştiği vakitte, şu diyemez. Bakar hepsi mülkün sahibi Allah. Rabbinin yarattığıdır. Allah'ın hatırası için herkese bir gözle bakar. Ama bize gelince, biz şimdi hiç olmazsa Müslümanlık noktayı nazarlar. El Müslümun kel cesedil vahid. Kel regülül vahid. Kel binai. Kel binai. Hepsi var. Yani bir bina, nasıl çeşitli taşların birbiriyle bağlantısından teşekkür etmiş, meydana gelmiş. Kum incecik bir şeydir ama o da onun içerisine girmiş. Demir sağlamdır ama o da kumla beraber karışmış. Hepsi birleşmiş, bu binayı meydana getirmişler. Binayla İslamiyet'te iyisi, kötüsü, zayıfı, fakiri, ganisi hepsi birleşir, bir İslam camiasını meydana getirir. Artık o kaynanmış bir kitle gibidir. Birbirinin ıstırabıyla ıstıraplanırlar, acırlar. İçlerinden merhametleri galeyana gelir. Yardım edilecekse, nasıl yardım edilecekse aynı şekilde kendisi aç kaldığı vakitte nasıl ıstırap duyuyorsa başkalarının da aç kaldığı vakitte aynı ıstırabı duyar. Duymuyorsa mutlaka morfin almış. Nasıl aldıysa almış morfin artık. Bu morfinin tesirinden kurtarmak için Müslümanların da el birliğiyle birbirlerinin yardımına koşmaları yanlış. Bugünkü dersimize gelince. El-meşhü me'al asa. El-meşhü me'al asa. Asa ile yürümek. Müslüman yürürken hele 40 yaşından sonra elinde bir sopasının olması lazım. Ama baston değil. Baston asadan mağdut değildir. Baston ve yasak. O efrenç adeti olarak gelmiştir. Çalım işidir. Çalım içindir o. Süs içindir. Bak buradaki asa o değil. Burana kadar uzun, ucunda çatalı olur, tutunursunlar. İcabında korunmak için kendini koruyabilirsin ve icabında dayanır kendine birçok yardımları olur. Binaenaleyh, el-meşhüme al-asa minettevâdû. Bu alçak gönüllüğünün iktizasıdır asa ile yürümek. Bunu da ben elime alır da yürüyebilir miyim ya bir de bir de? Ne derler bana? Yürüyemez. Yürüyemezsen demek ki o kibirden ileri giriyor. Tevazu kibrin mukabili. Ama alçak gönül olursa adam ne derlerse desinler. Peygamberim böyle yapmış, ben de yapacağım dersin. O buyurmuş.
Elisse bedehu bi küllü hatvatin elfi hasene. Ama attığın her bir adım için 1000 sevap. Elf. Ve yürfe'u lehu elfi derece. Binaenle 1000 dereceden terfi-i makam var. Hem seyyiatı affoluyor, hasene yazılıyor, hem de terfi-i derecatına vesile oluyor. Bu usta diğer 3 tane daha hadislanmış ki hamlül asa alametül mü'min. İmanın alametidir asayı taşımak. Asanın taşıması eski Müslümanlar arasında bizim gördüklerimiz var idi. Biz kendimizi kullanamadık ama kullananları gördük çok idi o da bizim gençlik devirlerimizde. Ama bugün görünmüyor maalesef. Ve sünnetül enbiya aynı zamanda da bütün peygamberlerin kullandıkları için sünnetül enbiya. Peygamberlerin de sünneti. Peygamberlerin sünneti olduğu için karşına bir düşman çıktı hemen tabancayı çekip vurmak lazım. Ama sopayı kaldırdı mıydı? İş hallolur. El mesaib vel emrat vel ahzan fid dünya cezaun. Bunu iyi dinleyin. El mesaib musibetler. Mesaib musibetin cem'i. Musibetler. Musibet, çeşit var. Çeşitli musibetler. Sayıdı onlar. Vel emrat, maraz, hastalıklar. Çeşitli hastalıklar var, birçok. Bilemediniz. Vel ahzan, keder verici, huzun verici, birçok hadiseler ola gelmektedir. Bir dünya, bunlar dünyada oluyor. Neden oluyor? Ceza. Bunlar insanların yaptıkları günahlara kefare olmak için. Cenab-ı Hak bunun günahları çok, bu günahlardan gelirse çok yanacak cehennemde, çok ceza görecek. Binaenle şu musibetlere vereyim de ona, bundan kurtulsun. Yine bir tane daha bu usta. El musibetü tübeyyudu veçhe sahibiha yevme tesveddül vücûh. Musibet bugün zor bir şey. Fakat bakınız, tümeyyudu veçhe sahibiha. Sahibinin, bu musibet sahibinin yüzünü ağartır diyor. Beyazlandırır. Ne zaman? Yevme tesveddül vücûh. Bir gün gelecek ki yüzler kararacak. Amellerinin cezası olarak da. Bu kararlan günde onun vücudu, onun yüzü ağaracak. Ağarmasının sebebi de musibet. Mükafatlar çoğalacak. Her şeyin işte 1'e 10, 1'e 100, 1'e 500, 1'e 1000 mükafatı var. Fakat musibete bir gayri hesap. Hesapsız mükafatlar. Onun için insanlar o gün diyecekler ki ah keşke o gün musibetlerim çok olsaydı da bu hesapsız mükafatlara nail olsaydı diyerekten böyle teessüf edecekler. Onun için bugünkü hastalıkların tedavisi hemen şu ilaçta, bu ilaçta, şu doktorda, bu doktorda değil. Bugünkü musibetlerin yegane çaresi istiğfar, tevbe. Tevbe ve istiğfardır. Tevbe istiğfardır Allah-u Teala'ya rücu. Cenab-ı Hak aklını başına alsın da bu şeylerden vazgeçsin, bana dönsün. Bana iltica etsin diyerekten bir tembih yapıyor yani, tembih. Ama anlamazsan götürürsün doktorlara, verirsin paralarını, alırsın ilaçları, yutarsın onları. Onlar da çeşitli faydası da varsa zararı da olur. Kendi kendine hem paran harap olur, hem vücudun harap olur. Onun için birçok müminler bağımsız. Bu ilaç hususunda çok müteyakkız davranmışlar. Vücuduna böyle yabancı maddeleri sokmaktan sakınmışlar. Ve kullanılmamasını da, yani şey kalmadı, mustar kalmadıkça da kullanılmamasını tavsiye etmişler. El mutekif. Mutekif diyerekten itikaf yapan insana diyorlar. İtikaf üç kısımdır. Birisi vaciptir. Ne zedersin? Benim şu işim olur da ben filan camide şu kadar gün itikaf edeceğim. Bu vaciptir. Ne zedersin? Yerine getirmesi lazım. İkincisi, Ramazan'da sünnet-i seniyye olan 20. gününden bayram gününe kadar bulunduğun camide 5 vakit namazı orada kılmak şartıyla yemeğin, içmen, uyuman orada olmak şartıyla itikaf yapar. İki.
Bir de camiye girerken belki bir saat oturacaksın, yarım saat oturacaksın. Ben itikafa niyet ettim diyerekten girersin. Orada artık konuşmalar, görüşmeler de mubah olur. Günahınız olmaz. Çünkü itikafa niyet ederek girmişsindir. Bütün ameller niyete bağlıdır. İtikaf niyetiyle girdiğin için böyle bir saatte otursan oradan o itikafın sevabını alır. Onun için camiye girerken bunu unutmalı. İtikafa niyet ettin ya Rabbi dersin. Bir namaz kılacaksın, çıkacaksın ama o bulunduğun müddet zarfındaki o niyet dolayısıyla yâküfü zünûb. İtikaf ne yapıyor? Yâküfü zünûb. Bütün günahları yetişir o zünûb. Def ediyor. Günahları kovalayan, günahları çıkaran, def eden bir ibadet. Tabi isteğe bağlı. Bazen bir ay, bazen iki ay, bazen üç ay insan itikaf yapabilir. Nezdettiğine göre edebilir de. Ya Rabbi ben sana misafir geliyorum. Senin evinin misafiriyim ve senin misafirin. Der, oradan dışarı çıkar. Ancak zaruret hallerinde çıkmak icap ederse o zaman çıkar. Zaruret hallerinde. Ve zaruretin dışından eğlenemez. Derhal güne içeriye avretmesi lazım. Bu bütün günahları nefsinden işlenmiş olan günahları yok eder. Ve yürâ lehu minel ecr. Ve buna öyle bir sevap yazılır ki ecri amille hasenat filan. Bir insan bak çok hasenat var. O çok hasenatı işleyen adamın sevabı gibi bu adamın defterinden de camide oturuyor bir şey yapmıyor. Camide oturuyor bir şey yapmıyor. Bir şey yapmadığı halde defterine bunun hasenatların hepsini işlemiş adama neler yazıldıysa bu adamın defterine de aynı hasenatlar yazılır. Çünkü Allah'ın misafir. Onun için Ramazanlarda bu itikafa hep kardeşleri teşvik ederiz. Ne olur? İşte görüyoruz dünya hayatını. Bir gün geliyor, bir kefene sarıyorlar, götürüp bir çukura kapıyorlar. Bitti iş. Benim şu kadar işim vardı, şunlar olacaktı, bunlar olacaktı. Dinleyen oluyor mu? Hiç kimse dinlemiyor. Vakit geldi mi? Hadi yallah diye götürüyorlar. Binaenaleyh sen de hayatının sağ günlerinde bu ibadeti yapabilmek için fazla ki öldü artık ya. Dünyada elini kes. İlgini kes, gir Allah'ın evine. Ya Rabbi işte senin kulun olarak senin evine geldim ben. Ne? Ve orada ibadetinle, taatınla meşgul ol. Ne olacak? Nasıl olsa bir gün seni de beni de buradan ayıracaklar. İster gitmeyeceğim diye daha dayana bakalım, dayanabilirsin. El mağruf bâb-ı min evvâb-ı cennet. Fakat bakın şurada bir şey var. Buna geldi. Medine-i Münevvere'den Hazreti İbni Abbas'ın olduğu bir devirde bir adam Hazreti İbni Abbas itikafa girmiş. Bu itikafta olduğu zamanda iki kardeş birbiriyle darılışmışlar. İki Müslüman birbiriyle darılışmışlar. Şu bu aracı olmuşlar, barıştıramamışlar bunları. Hazreti İbni Abbas'a bu ulaşmış. Hemen babışlarını kaptığından çıkıyor bu adamla beraber. Diyorlar ki sen mütekif değil misin? Nereye çıkıyorsun? Mütekif değil misin? Nereye? Çıkıyorum diyor mütekifim. Fakat bunları yapacağım hayır burada oturmamdan hayırlıdır diyor. Müslümanların birbirine olan yardımının faziletini görüyor musun? Allah evindeki misafirlikten daha âlâ üstün oluyor Müslüman kardeşleri barıştırmak için yapılan hareketler. Bugün Müslüman kardeşleri birbirinden ayırmak için yapılıyor bütün davalar. Ne kadar tersine bir ters bir hareket yani. Bugünkü insanlar birbirlerine bağlamak için çalışırlarken bugünkü insanlar da birbirlerinden ayrılmak ben varım başkası yok diyor. Canım al öyle şey mi olur ya? Maruf hayırlar. Hayırlar denince her şey eşine girer. Yalnız para vermek değil. İşte bak Hazreti Abbas'ın da oradan gidip bunları barıştırmak için yaptığı o hareket o da mağruftur, o da bir hayırdır. Bunların hangisi olursa olsun bâb-ı min ebvâb-ı cennet. Cennet kapılarından hayırlar, cennet kapılarından birer kapıdır. Cennet kapılarından birer kapı. Cennetin 8 kapısı var ya. O 8 kapı senin benim için. Kapısının huzuru yok. Cennetin kendisine kadar genişse, kapıları da o kadar geniş durur.
Yani maruf da cennetin kapılarından bir kapıdır. Ve yedfeu mesari'es su. Bununla beraber ne kadar başa gelecek tehlikeler, felaketler, engeller, müşkilatlar, zorluklar varsa bunlardan da sahibini kurtarır. Maruflar, hayırlar yani insanların başına gelecekleri felaketlere de engel olurlar. Mani olurlar. Başa felaketin gelmesine mani olur. Çünkü yukarıdan bela iner. Aşağıdan da hayır yukarıya çıkar. Çıkan hayır gelecek ilahide ki dur. Dur, inme aşağıya. O adamın içine iner. Çünkü o adam bu gibi hayırları işledi. Belaları bu sürede karşılar. İyilikler. Hani iyiliğin sayısı yoktu söyleyeyim yani. İşte iki kardeşi barıştırmak için yapılan hareket de iyiliklerin en başına geliyor. El mağruf, mağrufun. Hayırlar bellidir diyor. Ki ismini nasıl kendi ismin belliyse hayırların. Binaenaleyh ve ehl-i mağruf dünya. Dünyada hayır sahipleri bellidir filan adam. Hayır sahibidir. Mesela camilere bir sadaka filan kişiye gidin diyorlar. Niçin? O adam çevirmiyor gideni. Veriyor bir şey. Belli, tanınmış. Bu tanınmış insanları, ya bıktık ve bu kadar da olur mu ya? Yok. Veriyor, bıkmıyor. Veriyor Allah diyor, ben de vereyim diyor. Nasıl böyle dünyada bunlar tanınmışlarsa, ehl-i mağruf ile ahirette de öyle tanınacaklar bunlar. Dar-ı ahiret. Bu dünya ahiretin bir neticesidir. Dünya ahiretin bir neticesidir. لِأَنَّا مَحَلُّ الْجَزَى. Çünkü ahiret ceza edilir. Ahiret burada ceza yok görmüyoruz. Birçok kabahatler hep kapalı kalıyor. Görünmez ceza. Fakat ahiret ceza edilir. Ve cezâ-ı kulli insanın bihasebi ameliyi. Bütün insanların cezası amellerine göre. Amelin neyse cezan da ona göre olacak. Buyurmuşlar ki kulli insanın ne kadar insan varsa kulli insan yuhşeru alâ namat. Nasıl öldüyse öyle haşrolunacak. Yuhşeru alâ namat. Ne hal üzerine öldüyse, o hal üzerine haşrolunacak. İmanlı öldüyse, imanlı olarak haşrolunacak. İmansız öldüyse, imansızlarla haşrolunacak. Hayırlar üzerine öldüyse, hayırlılarla haşrolunacak. Onun için hükema diyor, hükemanın şimdi buna bir izah. Ve kâle rûbâ. Ennel erâhel cahiliyye. Şimdi asıl iş, iman-ı saadetteki sahabilerden de okuyanlar tekrar. Sahabilerden de okuyanlar tekrardır. Okuyanlar tekrardır. Hepsi mi? O zaman insanlar. O zaman da yetişen insanların ekserisi de böyle. Okuyan az, okuducu da az. Köylerde, dağlarda, bayırlarda, hayvancılıkla vakit geçen insanlar nerede bulacaklar da okumayı öğrenecekler? Bugünkü gibi böyle mükemmel mektepler, medreseler, düzen. Bir şey değil ortada insan. Eğer bunlar muhakkak okumaktan aciz kaldıklarından dolayı cahil ise vay halim. Bu çok yanlış. Onların bakınız, onların güdemine, onların ayağının tozuna ilişecek bugün evliya bile bulamazsınız. Bugünkü en büyük evliya kutup diyorlar. Diyorlar işte, karış diyorlar, ne diyorlar, ne derlerse. Bunlar bugünün en büyük evliyası, o günün hiç okumak, yazmak bilmeyen ünlü şirker abi işte, çoban. Onun ayağının tozu bile olamaz arkadaşım. Bırak başkasını. Binaenaleyh cahil, Allah'ı tanımayan insan. Bugünkü işte bilgiler, fenler çok. Ay'a da git, güneşe de git, nereye gidersen git. Bu bilgi değil,
bu sanat terapisidir. Sanat terapisidir. Tecrübelerle birçok şeyler, maddeler bulunuyor. İnsanları götürecek vasıtalar hazırlıyor. İşte tayyaresini yapıyorlar, füzelerini yapıyorlar. Şunları. Bunlar fenin iktizası. Bilim Allah'ı bilecektir. Bu Allah'ı bilmek şeysinden mahrum olan insan bütün gökyüzünün ilimlerine vakıf olsa, yeryüzünün ilimlerine vakıf olsa yine cahildir, yine cahil. Çünkü insanın hırkatinden murat, yaratılışından murat ancak Allah'ı bilmek için yaratmıştır Allah insanı. İnsanı göklere gitsin, şuralara gitsin, buralara gitsin değil de mülkünü Allah gösteriyor bize. Şu mülk bak. Görüyoruz ki dağdan, taştan ibaret, yeri göğü olan, ayı yıldızı olan bir alem. Hiç aklımız yok mudur ki diyemez miyiz ki ya bunları kim yaptı? Gayet güzel bir lahu getirdiler önünüze. Baktınız hayran oldunuz resim. Şekil ne olursa olsun. Ya kim yapmış bunu? Demez miyim sen? Kimin bu eser? Hayran oldunuz. Soruyorsunuz. Filanın ya. Allah Allah. Maşallah. Barikallah. Bir memlekete gittiniz. Gayet güzel bakıyorsunuz bir eser. Kimin bu? Filan devrin zamanındaki filan adamın eseri diyor. Maşallah. Sen bu mülkün içerisinde akşam sabah yerine göğüne bakıyorsun da demiyor musun ki kimin yıl burası? Bırak yerini göğünü kendine bak. Yeter sana. Onun için men arafe nefse fakat arafe rabbe. Kim ki nefsini biliyor Allah'ı ancak o zaman biliyor. Nefsini bilmedikçe Allah'ı bilmek mümkün değil. Nefsinin bilinmesi de kolay bir şey değil. Bil bakalım nefsini. İşte etten, kemikten, deriden ibaret bir şeyiz. Etten, kemikten, deriden ibaret bir şeysen öldüğün vakitte bak mezarda atıyorlar bizi mezarın içerisine. Orada alıyoruz toprak. Eğer insanlık buysa var halimize. Fakat bu etin kemiğin içerisine Allah bir can koymuş ki asıl insanlık canın içerisinde. Senin kıymetin etinde, kemiğinde, ette, kemikte her hayvanda var. Asıl bu etin içine gömülmüş canda, candadır itibar. Binaenaleyh sen ucanı beslemeye bak, ucandan can almaya bak. Ucanın sahibi de Allah. El mağruf, hayırları işlemek, küllühü sadakadır. Hepsi sadakadan ibarettir. Yani mutlaka para vermek suretli bir sadaka verilir ya, bu değil. Her yapılan hayır, ne gibi hayır olursa olsun, hepsi sadakaya ait. Mesela çalışıyorsunuz bir hayır cemiyetinden, sizin çalışmanız da sadaka olarak defterinizi götürüyor. وَاِنْ اَخِيرَ مَا تَعَلَّكَ بِهِ اَهْلُ جَاهِلِيَّةِ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ Ta Adem Aleyhisselam'dan itibaren, nübüvvetin sonu olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kadar gelen bütün ehl-i cahiliyet hallerinden buyurunuz ki اِذَا لَنْ تَسْتِحْ فَسْنَ مَاشْتِ ne kadar canlı bir sözdür azıcık. Ne kadar üzerinde durulması değerli bir sözdür. Bugünkü insan insanlık kılığından çıkmış neye benziyor bilmem artık niye benziyor bilmem artık nasıl tasvir ederseniz öyle tasvir ediniz. Bu halin kendisine de şiar ediniyor. En iyi hayat benim hayatım diyor. Fakat diyor ki peygamber, izalem destek, utanmıyorsun madem ki. Hasna maaş, neler varsa yapılacak, hepsini yap. Utanmak madem ki yok. Soyulmuşsun, dökülmüşsün, utanmıyorsun. Ne varsa yapılması lazım gelin, hepsini yap. Korkma artık, kaçma. Madem ki utanç yok, ne istersen yap. Ta ilk insan olan Adem Aleyhisselam'ın devrinden bu ana kadar gelen peygamber sözlerinden bir sözdür. Hazreti Huzeyfe'den buyurmuş. Sadakaya sadaka denmesinin sebebi insan tasdik ediyor ki bunun mükafatını Allah verecek. Tasdikinden dolayı sadaka denmiş kendisine. Tasdik ediyor. Tasdikul vaad. Yine fitta, yapılan taatların mükafatı olan sevapları tasdikinden dolayı bu hareketlerin hepsi sadaka oluyor. Ahirette karşısına çıkacak.
El maktul, bunu da güzel dinleyiniz. El maktul, dune mali. Bak şimdi, demin dedik ya, şeriatdaki senin buldun. Geldi birisi, yolumuzu kesti. Çıkar kalanır diyor. Al kardeşim. Daha var, işte bir saatin de çıkar. İşte şunu da ver, şunu da ver. Söylüyor. Al. Kuzu gibi. Öyle şey yok. Aptallık derler. Herif bugün treni soyuyor, tayyareyi soyuyor, vapuru soyuyor, kafileyi soyuyor. Herkes kuzu gibi al diyor, yuh yer buraya dünyanın eşyasını. Dumaldan eliyor. Kafanızı arkamıza çevirin diyor. Alıyor eşyaları, yapılıp gidiyor. El maktul dune mali. Malını vermemek için ölürsen şehir olur. Şehitlik yalnız cephede göbeğe karşı silah atarken şehit olmak değil, şehitin çeşidi çok. Yaralılarda ölürse onlar da şehit oluyor. Hastaların çeşitleri var, onlar karın hastalıkları filan, vaba hastalıklarından filan ölenlerden, onlar da şehit sayılıyor. Yıkıntıların altında kalanlar, sellerde boğulanlar filan, bunlar da şehit sayılır. Hükmen şehittirler. Şimdi bu da malını vermemek için herife diyor, ya ne için ben bunu sana vereceğim, ben bunu sen kazanmadın ya. Diverken döndür seni diyorlar. Ben de seni öldürürüm diyeceksin, dövüşeceksin. Dövüşürken ölürsen şehir olursun. Dûne malihi şehir. Vel maktûr dûne ehlihi şehir. Gelmişler, ehlini elinden almak istiyorlar. Hanımı elinden almak istiyor. Ver bunu bize diyorlar. Ya öyle şey mi olur ya, bu benim hanımım be. Yok canım, burası dağ başı, burada senin hükmün olmaz diyor. Vereceksin, vermeyeceksin, ölürsün orada. Şehir gidersin. Aldığı vermek olmaz öyle. Vel maktul dune nefsihi şehir. Gelmişler, bu sefer seni şöyle yapmak, böyle yapmak diyorlar. Sen de uğraşıyorsun onlara teslim olmak için. Orada da ölüyor insan. Orada da şehit olur. Pis pisine gitmez insan. Şehit olarak gider. El muksutun yevmel diyana alâ menâbira min nûrin an yemîdir rahman ikilta yedey yemin el muksutun alâ ehlihim ve evlâdihim ve mâ gûlûn. Muksutun, innallâh yufil muksutin var ya, adil insanlar, adaletle hareket eden insanlar, Allah. El muksutun, adalet edenler, gerek kendinde, evinde, çoluğunda, çocuğunda, komşunda, bütün harekatında adaletle hareket eden insanlar, efendim, adil insan olur ki, alâ minâbira min nûrin an yemîdir rahman. Bunlar yarın Cenab-ı Hakk'ın huzurunda nurdan menberler üzerine oturtulacaklar. Onun için evlatlar bizimdir. Bizi de evlatlarımızla ilgilenmemizin lüzumundan bahsediyor. Bu eski zamanda insanlar evlatlarını öldürdülermiş. Hele kız evlatlarını. Geçen anlatmıştım zannedersem. Burada kabileler birbirlerine mütemaden taarruz ederler. Hangi kabile hangi kabileye basarsa baskın eden kabile diğer bastığı kabilenin karısını, kızını, çoluğunu, çocuğunu, hayvanatını esir olarak da getirir memleketi. Esir olurlar. Sonra aralarında işte muharebe yani bir nevi muharebe. Esir olduktan sonra kadınları diyor ki isterseniz istediğiniz erkekten evlenirsiniz diyor. Bak benim de çocuklarım var, erkeklerim beğendiklerini kendi erkeklerine alıyorlar. Şimdi o aldığı kabileden adamın kızı kıymetliymiş tabi. Barışmışlar. Demişler al evladım. Kız demiş ki ben evlendim artık çoluk çocuk sahibi oldum. Artık babamın evine gitme, çekilir biraz. Gelemem. Babasının çok ağırına gitmiş. Nasıl oluyor sen? Yemin etmiş. Bundan sonra kız evladını verirse her şeyin direğini keseceğim demiş. O zaman çok evlenirlermiş, çok da çocuk sahibi olurlarmış. Kızları böyle büyüdüğünü, azı kemale geldiğini, mezarı kazar, direği olarak onu takar mezar içerisine, atar toprağı üzerine, diridir orada onları öldürmüş. Eski zamanın, Müslümanlıktan evvelki devrin insanların cahiliyet adetleri. Bu kabilenin bu kötü huyu diğer kabilelere de sirayet etmiş, herkes kızlara karşı bir düşman olmuş. Böyle bir kötülük
bir cahilliyet yapılıyor. Müslümanlık tabii bunu men etti, yasak etti. Ondan sonra Müslümanlık çok büyük tehlikedir. Yani Hristiyanlar bugün, Hristiyanlar Müslümanların ayaklarının turabıdırlar. Öksünler ayaklarına da. Bir arkadaş Bursa'dayken Hollanda'ya gitmiş. Öğretmen olmak dolayısıyla. Bayramı orada geçirmişler. Hollandalılar bir kilise vermişler kendilerine. Kiliseden zahleleri kaldırmışlar sıraları. Battaniyelerini yaymışlar. Bayramımızı kılmışlar. Bu efendi de hatipliğini yapmış. Demiş ki ya biz Hristiyan bir memlekette bayramımızı kılıyoruz. Tekbirleri canlı getirin demiş. Hristiyanlar da toplanmışlar. Bu Müslümanlar nasıl namaz kılacaklar diye seyrediyorlar. O hatip böyle onları yapıyor da Allah'a ekber tekbirlerini veriverince kilise başlamış çın çın ötme. Güzel bir konuşma yapmış. Demiş bugünkü dünyanın şu bozuk devrine karşı işte bütün din sahiplerinin el ele verip buna karşı durması lazım gibidir diye konuşmasını yapmış. Konuşmasının arkasından papazla söz istemiş. Ben de bana da müsaade et demiş, ben de konuşayım. Buyur demişler papazı da. Papaz da demiş ki biz sizin ayaklarınızı, biz size yani canımız fela olsun. Eğer siz Müslümanlar dünya yüzüne gelmeseydiniz bizim anamız derhalde. Çünkü Katolikler kiliseye gelmesin diye bir yapıyorlar ama. Niçin kiliseye gelmesin diyerekten? Çeşitli işkenceler. Lan Hristiyanlığın şeysi altında zebun bir haldeydik. Siz geldiğinizde elhamdülillah bizi o şeyleri elinden kurtardınız. Biz size medyunu şükranız diye size başlamış papaz. Çünkü Müslümanlık hakikaten Hristiyanlığı da kurtarmıştır onun zulmünden. Eğer İslamlık gelmeseydi bugün Protestanlık işte Katoliklere oldukça şey çekmiş, bir içlerinden ayrılmış. İslam sebebiyle ayrılabildi ama. İslam gelmeseydi ayrılamazdı, ayırmazlardı. Maşallah zamanın gençleri içerisinde güzel konuşanlar var. Cuma'yı da Bursa'da kıldık malum. Güzel bir hatip, şey hatipten vaiz var, konuşur. Hoşuma gitti konuşması çok. Genç bir efendi. Dedi ki, insanların bugün suya ve havaya olan ihtiyaçlarından daha fazla ihtiyaçları Allah'adır dedi. Bu hatimiz herkesin bildiği bir şeydir yani. İnsanların suya ve havaya olan ihtiyaçlarından daha fazla ihtiyaçları Allah'adır. Şu cezan biliyorsunuz ki şu tel vasıtasıyla geliyor. Bak yanıyor oradan. Oradan kesilirken lamba sönmesi bir oluyor. Allah'tan ayrıldığı dakikada ölüm geliyor insana. Ölümün birisi cesede gelir, birisi de cana gelir. Cesede gelen ölüm ne zaman gelirse gelir. Ona baktım ayini var. Fakat ruha gelen ölüm çok fenadır. Ruhsuz olan insan keşke ölse de kurtulsun dünyada. Onun için bu muksitron adaletle icdayı hareket eden anne ve babalar. Bu evlat senin. Bak o öteki adam öldürüyordu. Öldürdüğünden dolayı yarın kıyamet gününde soracak Allah onlara. Sen bu evladını ne için öldürdün diyecek. Ağrıma gitti de onun için öldürdün diyecek. Bize sorarsa yarın sen bu evladı niye öldürdün? Öldürmedim ya Rabbi. Ama dinsiz bak. Dinden imandan haberi yok işte. Dinden imandan haberi olmayan insan cahiliyet dedi ya. Dinden imandan haberi olmayan insan cahil bir insandır. Cahil olunca şimdi insanın alamamak yoksa alamamak. Nasıl öldüyse öyle haşrolacak. Binaenaleyh cahil olarak öldüğü için cahiller meyanında haşrolacak. Cahiller meyanında haşrolunca en elin azap cahillerin üzerinde olacak. Firavunlar, Şeddatlar, Nemruzlar cahil insanlar mıydı? Delillerden bilgin insanlarıydı. Delillerden en bilgin insanlarıydı. Fakat insanlar üzerinde olan tesallutlarından naşi ve imansızlıklarından naşi cehennemin en çukuruna düşecek bedbaht insanlardır. Ama zamanında da çok yaşamışlar. Bugün ehramlar da yaşamışlar da herkesin gözü önünde. Fakat insanları köle yerinde kullanmış. O kadar insanları kim bilir ne ezalarla, ne cefalarla bugünkü vasayet yok ki taşıtsın o taşları, o tapakları. Hep insanların sırtında taşıtmış. Bu büyük gezdekle bitmeyen harikaları meydana getirmiş. Ama o insan yapmış yazık değil mi o insana? O Allah'ın varlığı olan, yaratışı olan ki insandan Allah'a gidiyor. Bakarsın şu insana, ona hayran olur insan. Niçin? Yapıcısı ne güzel yapmış bak. Yapıcısı ne güzel yapmış. Neresine bakarsan bak,
insanı böyle cezbeder kendisine. Bu cazibe insanı Allah'a götür. Ne kadar güzel bir cazibe. Kim yapabilir böyle bir insanı? O annenin rahmında, annenin rahminde kapkaranlık bir yer. Kimsenin oraya tasarrufu yok. Fakat Allah Celle ve Ala o ufacık sudan ne güzel bir mahluku meydana getiriyor. Meydana geldikten sonra bakıyorsun bu dünyaya hakim, yere hakim, göğe hakim. Bir büyük saltanat, ağaç ötesi cennet, cemalullah gibi nimetlere mazhar. Onun için bu adaletle evlatlarına da sahip olan anne babalar yarın rızı kıyameti de nurdan minberler üzerinde izaz-ı ikram edecekler. Şimdi bunu da dinleyiniz. Bugün cami kibirinin hatibi, Bursa'daki cami kibirinin hatibi, hutbasını sırf buna hasretti. Zina hakkıdır. Bugünkü dersimiz zina hakkıdır dedi. Zinaya müteallik bilgilerini verdi cemaate. Tabii bugünkü insanın hiç işine gelmeyen bir şeydir. Çünkü bugünkü insan ancak nefsinin insanı. Nefsinin kölesi, dinini bırakmış, imanını bırakmış, nefsi, şehveti nasıl arzu ediyorsa öyle yaşamak istiyor. Şimdi zina denince, bunu tabi insan teeddür ediyor söyleme. Gayrimeşru bir hareket. Buna içtisar etmek, cesaret yapmak ve buna doğru gidiş hareketleri ki abidi bak teşbihe bak, ki abidi vesen, puta tapan insan gibi. Abidi vesen, vesen put. Abid ibadet eder. Puta ibadet eden insanın hali ise zinaya giden insanların da hali budur. Müslüman nasıl olur da zina eder? Yapar mı böyle Müslüman böyle bir şey? Tasavvur eder mi? Aklına bile gelir insan. Buna bir de ikinci beytalık el-mukim ala-riya. Bir de riyakarlık var yani gösterişçi, gösterişçilik üzerine hareket etmek. O da ki abidi ve sen. Zina eden nasıl puta tapmış insan gibiyse riyakar harekette bulunan insan da aynısıdır. Bu zina yapmadı. Zina yapmadı. Fakat gösterişçi, gösterişçiliğinden dolayı bunu Allah biliyor. Bunu Allah bildiği için gösterişçiliğinden dolayı puta tapan insanın hali neyse onun hali de aynı olur. Bunun arkasından bir tane daha var. Onu da söyleyeyim. Tefsirat olmak üzere gelecek dersimizde de söyleyeyim inşallah. El-Mehdi. Belki hepinizin duyduğu bir şeydir. Mehdi. Bir isimdir Mehdi. Fakat bu bir şahıstır. Bir şahıstır ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Fatıma'dan ve İbn Abbas'tan iki rivayette gelen nesilden bir kişinin bir gün kurtarıcı olaraktan çıkışı olacaktır. İnsanlık bir gün gelecek ki perişan bir duruma düşecek. İnsanlık insanlıktan çıkmış Peygamberimizin devrindeki cahiliyet devri gibi bir devre düşmüş. Evlatlarını diri diri gömen insanların hali tekrarlamış. İslamiyet unutulmuş, surata hareketler kalmış. Öyle bir demirde bir kurtarıcı gelecek. O kurtarıcının adı Mehdi diyorlar. Bu her demirde gelirse de bu ufaklarıdır. Asıl büyüğü Mehdi denilen zan. Bu Hazreti Fatıma'nın evlatlarından bir Hazreti Hasan'ın veya Hazreti Hüseyin'in olması. Hazreti Hasan'ın olması, yani Hazreti Hasan'ın evlatlarından bir evlat olması. Sebebine gelince, neden demiş Hazreti Hasan'ın evladından oluyor bu? Şair diyor ki, çünkü Hazreti Hasan, hilafeti Müslümanların arasındaki kavgayı kesmek için, Hazreti Ali'den sonra ona intikal etmesi gelen hilafet, Hazreti Muaviye'yi devretti. İstemiyor dedi. Al. Madem ki sen zorlanıyorsun, dövüş yapacağım da, kavga edeceğiz iki taraftan, sizden de bizden de birçok insanlar şehit olacak, abdül olacaklar. Ben bu davadan vazgeçtim dedi. Hilafet davasına vazgeçtim dedi.
bilmem bir müddet var ama hilafeti, 4 tane dönülür. Ondan sonra devletli şeye, maviye. Bu, eşşevkatü alel ümme, ümmete olan şefkatinden dolayı Cenab-ı Hak da bunun evladına nasip edecek nesili. Bakınız, nasıl ceza ileride geliyor. El Mehdi minna ehlel beyt yuslihullahu fi leyli. Bak aziz kardeş. Bunu Ahmed ibn Hanbel, İbn-i Maci, Hazreti Ali'den rivayet ediyorlar ki ey yuslihu emr beyer vukatu fi leylitin vahide. Bir gecede Cenab-ı Hak, bir gecede bir şeylik alim. Fi leylitin vahide. El fi saatin vahide. Ya bir saat. Niçin yahu? Çünkü bütün kalpler Allah'ın elindedir. O istediğin gibi bakarsın, bir anda böyle kalpleri değiştiriverir. Bütün insanlar onun şeysinde toplanıverecekler. Mahiyetini toplanacaklar. Menali denilen bir alim diyor ki, اَنْهُ يَصِيرُ مُتَصَرْفًا فِي عَالِمِ الْكَوْلِ. O Mehdi bu alemde tasarruf edecek. Alemde tasarruf edecek. Bi esrâril furûf. Bu harfler var elimizde, elif, b, t, s diyerekten okuruz. Bu harflerin her birisinin esrarını bilen yok. İblis sahibi, neydi adı bilen? İblis sahibi, bu zat esmanın bir kısmına vakıf olmuş Süryani dilinde. Fakat her bir şeysinde bu, şimdi bazı büyükler de Ebced hesabıyla bu şeyi bulurlar. Esralardan bir kısmına vakıf olurlar. Hepsine değil. Hepsine vakıf olmak o günkü Mehdi'ye bak. O günkü Mehdi bütün esrara vakıf olacak. Bu harflerin esrarıyla bütün kalplerde tasarruf edecek, fesat alemini bir anda iyilik alemini çevirecek Allah. Yalnız şurada demiş ki, İhbarul Mehdi, la yu'aruduha kabarul la Mehdiye illa İsa. Mehdi ancak İsa'dır. İsa'dan sonra Mehdi gelmeyecektir bir haber. Bu buna muarız değildir. Çünkü İsa'nın Mehdiliğinde peygamberliği var. Cenab-ı Hakk'ın hıfzı himayesindedir, günahtan masumdur. Gelecek olan Mehdi İsa gibi değildir. Fakat Mehdi'dir yani. İnsanları hidayete ulaştıracak ve insanları kurtarıcı tabiridir. Demek doğru olur mu bilmem. İnsanları düşmüş oldukları felaket çukurlarından kurtaracak bir zat. Şimdi onun için bir ismi daha var. El Mehdi Yuvatı ismihu ismi. Besmi ebi ismi ebi. Yalnız adı Muhammed olacak. Besmi ebi ismi ebi. Babasının adı da Abdullah olacak. Babasının adı Abdullah. Kendi ismi de Muhammed olursa o zaman Mehdi'nin diye çıktı vakitte aldanma. Sor adın ne? Muhammed. Mehmet derse olmaz. Adım ne? Muhammed. Babanın adı Abdullah. Yapışırdı. İsa. İsa. Bu tabi geçti. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaya nesine mazhar eylesin. Seyyiatlarımızı da fazl-ı keremiyle, lütfu inayetiyle affı mağfiretine mazhar olan kulların arasına ilhak buyursun. Salatu ve selamu ala hayri halbihi Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme Rabbena, ya Rabbena, tekabbel minna, inneke entes semi'ul alim. Aleyna ila maulana, inneke entes tevvabur rahim. Zahdina ve vefikna ilal hakki ve ilal necati ve ila tarifi müstakim. Bibareketi hatamatil Kur'anil azim. Rafu anna ya kerim. واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم زيننا بزينة القران العظيم واكرمنا بكرامة القران العظيم وادخلنا الجنة بشفاعة القران العظيم اللهم اجعل القران في الدنيا قرينا في القبر مونسا في القيامة شفيعا
لست على الصراط اليرى إلى الجنة رفيقا إلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا ارزقنا تلاوته على طاعتك آناء الليل وأطراف النهار واحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأخيار وهب لنا اللهم السعادة والسلامة والبشارة والأمان فلا تحكم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا عن نوم الغفلة والكسل من قبل أن تميتنا بالإكل الديدان اللهم يمن كتابنا فيسر كتابنا فسكل ميزاننا فأعتق رقابنا فبيض وجوهنا فاحشرنا تحت لواء المصطفى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بلغ أوصنا بسبب ما قرأنا ونور ما تلونا بعد القبول منا بالفضل والإحسان من هذه الحكمات الشريفات والقربات الكريمات هدية واضحة إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا حضرت أبو القاسم محمود المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح جميع أنبيائك ورسلك وأوليائك وعلمائك وصلحائك وأتباعي وأهل طاعتك أجمعين إلى أرواح كل من سعاداتنا سلسلة الطرق العلية النكسبندية والقادرية والكبروادية والسهروادية والجدية مسائر الطرق العليا قدس الله أسراره العليا لا سيما على روح سيرنا ومقتدانا أفضل الخلائق بعد الأنبياء سيدنا حضرة أبي بكر الصديق إلى روح الأولياء من أهل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى روح الأولياء فاروق الموضوع محمد بن أبي بكر الصديق إلى روح الأولياء جعفر الصادق رضي الله عنه إلى روح الأولياء أبي عبد الله اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام نسالك ان تحيي قلوبنا واجسامنا وارواحنا وقلوبنا بنور معرفتك ووصفك وتجليك ابدا دائما باقيا هاديا يا الله دعاء رمز قبول يا رب كنت سؤال لازم